小心吃的。De kim? Ben ince pıçağı yaptım. Filiz ben ince pıçağı yaptım bu. Şimdi gidiyor ya ben çantam alayım. Bak kalemlik var onun içinde. Kalemliği içinde. Kalemlik var onun içinde. Lan şey güzel. O kartal kartal. Kartal şimdi direkt. Yok yok almadım. Almadım hayır. Ben hiç. Kömürden gidiyoruz üstünden şöyle. Şöyle yapıyoruz. Yine benzin hafif çaynak boyayla gidiyoruz. Onun üstüne boyamıyoruz. Ben bakıyorum. Filiz teyzen aldı. Ha, burada şeydi. Halk Eğitim Bünyesi'nde İşkur destekli Çin işlemeciliği kursu veriyoruz. 3 aylık bir kurs. Temmuz 2'de bitiyor kursumuz. Öğrencilere evet ekonomi anlamında katkısı var. Günlük bir 20 lira alıyorlar. Yani kendi harçlığımızı, ailemize, bütçemize katkı. İyi bir şey yani, güzel bir şey. Bundan önce yine kurslara katılıyordum da yani paralı kurslara değil. Bunda hem kurs görüyorum hem bir şeyler öğreniyoruz hem de paramızı alıyoruz. Çocuklara masraflarla çalışıyoruz. Çok şükür. Çok şükür. Memnunum. Memnunum tabii ki. Peki
Kutay gittikten sonra yani artık meslek edindik herhalde, bunlar yapıp kendimize bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yani burada fırın falan olmuş olsa Çin'de güzel şeyler var. Ama fırınımız olmadığı için yapsak bile fırınlamaya Sarıkamış'a gitmek zorundayız. O da ayrı bir küflet oluyor. Eğer burada bir fırın olmuş olsa yani bundan para kazanırız. Bu halk eğitim bünyesinde açılan işkur projesinden ilk kez yararlandım. Her şeyden önce bir el becerisi ve aile bütçesine katkı diyeceğim. Ondan sonra ama bu kursların devamlılığını istiyoruz özellikle. Bizlere istihdam sağlansın istiyoruz. Buradan çıktıktan sonra hani tekrar uzun bir süre yararlanamıyoruz bu kurslarda. Hani boş oturmaktansa bir istihdam sağlanırsa bizler için daha iyi olacak tabii ki de. Ne kadar kazanıyor? Günlük 20 milyon. Otalı 3 ayla sınırlı. 3 ayla sınırlı kalıyor işte. Bizim isteğimiz bunun devamlılığı olursa daha iyi olacak bizler için. En azından fırınımız yok. Bir işe başladık mesela, sonunu getirmek istiyoruz. Yani bayağı bir uzun süreli olursa daha iyi olacak bizim için. Normalde usta öğreticilik yapıyorum kışın. Ama yazın kursum bittiği zaman buraya geliyorum, bir şeyler öğreniyorum. Yani hem öğretiyorum hem öğreniyorum. Bu da güzel bir şey benim için yani. Öğrenmenin yaşı yoktur. Lise. Meslek lisesi mezunuyum, evet. Kurs pazartesi son gün artık. 3 günümüz kaldı. Ondan sonra yine Eylül'de benim kursum başlıyor. Usta öğreticilik yapacağım yine halk eğitim bünyesinde. Böyle devam ediyorum. Daha önce de işkur bünyesinde ben çalıştım yine. Kursiyer olarak geldim. Ama bu sene de böyle. Yani güzel bir şeyler öğrendik. Çincilik çok güzel bir şeymiş. Ben ilk kez yaptım bunu. Yani devamının gelmesini isterim aslında. Yani kars halkımıza güzel bir şey. Yani hani kursiyerlerimiz de bayağı bir yetenekli yani. 3 ay içerisinde bayağı bir geliştiler. Kendilerini geliştirdiler. Ama işte dediğimiz gibi fırın olsa burada gerçekten çok güzel şeyler yapılır yani. Hani Kars'ın adına da çok güzel şeyler olur ama fırın olmadığı için kursiyerlerimiz elinden geldiği kadar yapıyorlar. Yani buradan Sarıkamış'a gitmek zorunda kalıyorlar. Burada maddi manevi biraz sıkıntılar yaşanıyor o zaman da. Ama devam olsa çok güzel olur. Bir de böyle bir şey var. İşkur'un böyle bir şeyi var. Yani 3 ay kursa geliyor kursiyerler. Ondan sonra tekrar aynı kursiyerleri almıyorlar. Aynı kursiyerler gelse daha güzel işler çıkacak ama hep yeniledikleri için yani hocamız da bu açıdan biraz zorlanır. O yüzden onun devamını istiyoruz yani kursiyerlerimiz için. Ama hadi. Sizin o cumanla var.